Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ya, ben Eren. Bugün sizlerle bir başka ürün incelemesine daha birlikteyiz. Ürün inceleme artık kutu açılışı yapacağız. Bugünkü videomuzun konusu zaten başta da yazdığı gibi ilk 15'te oyuncu koltuğunun kurulumunu yapacağız, kutu açılışını yapacağız ve en sonunda da koltuğa oturarak ben sizlere kapanışı yapacağım ve koltuk hakkındaki düşüncelerimi belirteceğim. Öncelikle XR ve bana bu koltuğu yolladığı için teşekkür ederim demek isterdim. Fakat öyle bir sponsorluk tabii ki yok niye? Çünkü izlenmiyoruz yani o kadar izlersek tabii ki sponsorlulardı belki ama. Neyse fazla uzatmak istemiyorum lafı. x bildiğimiz gibi zaten çok güvenilir ve kalitesine güvendiğimiz bir marka. Bu yüzden de ben 15'liği herkes önerdiği için yani nerede görsem x 15 15'li iyidir. x 15 15'li şöyle rahat, x 15 15'li böyle rahat. Ve ben de şu sebepten ötürü bu koltuğu almak istedim. Ben daha öncesinde şu anki videoyu çektiğim tarihten daha öncesinde bir sınav haftası yaşadım. Full zaten bilgisayardır. Şu an korona dönemi olduğu için. Daha sonra izliyorsunuz bu arada ne siz de aşinasınızdır bu dönemi. Bu dönemde çok fena sırt ağrıları çektim. Oturduğum yer zaten artık koltuk gıcır gıcır ediyor. Bu bir. İkincisi çok fena sırt ağrısı çektim. Çünkü bunun arkası gerçekten çok rahatsız. Şu kısım. Yaslanım. Hatta bir tane şurada yastıkla ben şey yapıyorum. Sırf bunu desteklesin diye bir tane yastık aldım. Bu sebepten ötürü ben de artık hani gerçekten bu koltuğun rahatsızlık vermesi ve artık yani bir de deri olduğu için kokuyor biliyorsunuz yani. Kaç senedir kullanıyorum zaten bu koltuğu. Neredeyse YouTube'a girdiğimden beri. YouTube'a girdiğimde ilk başta bir tane turuncu bir koltuk vardı. Ondan sonra buna geçtim. Yani bir yaklaşık YouTube'da biz 5 senedir var desek. Bir 3-4 senedir bu koltuğu kullanıyorum ve artık bunu da zaten mil, miladım derler. Miladım da doldu artık yani siz daha iyi biliyorsunuz sözü. O yüzden ben de yeni bir koltuğa geçme kararı aldım ve bunda da tabii ki en iyisini tercih ettim diyebilirim. X-Drive 15'ti gerçekten çok önerilen bir koltuk. Zaten şimdi şöyle göstereyim kutuyu. Sonrasında telefona geçeceğim. Telefondan kutu açılışını, montaj işlemini ki montaj zaten takılım yerler olabilir. Onları internetten bakarak tekrardan düzeltmeye çalışacağım. Yani düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim kutusunu da hemen. Evet şu anda görüyorsunuz kutusunu. X-Drive Yazıyor. Bunu kutu açılışını yapalım, montajını da gerçekleştirelim ve en sonunda ben de size ürün hakkındaki görüşlerimi bildireyim ve videoyu da ufaktan bitirelim. O zaman fazla vakit kaybetmeden koltuğa geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kutu açılışına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Arada gelip kamerayı kontrol edeceğim çünkü şu an telefondan kayıt aldığım için daha düzgün olmasını istiyorum. Ama ben zaten şimdi parçaları göstereceğim. Tekrardan telefonun yani yanına gelip detaylı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi kutu bana böyle geldi. Normalde çok şikayet gelen Horoz Lojistik tarafından getirildi bana bu ürün. Çünkü neden adamlar hiç getirmiyormuş baktım internette çok şikayet var haklarında. Ama bana nedense pazartesi bugün salı günü. Salı günü direkt elime ulaştı. Ben pazar gecesi verdim. Pazartesi sabahı verdim yani bu ürünü direkt iki günde neredeyse elime ulaştı. Hatta bugün ulaşması çok şaşırdım. Neyse uzun lafın kısası. Bu koltuğu indirimdeydi. Ben bu koltuğu indirimden aldım. Normalde 1500 lira gibi fiyatı var. Tren yolda 1270'e düşmüştü. Ben de taksitle aldığım için 1275'e düştü. Yani 1375'e tekrardan çıktı ama yine de 1500'den daha iyi fiyatı. Taksitle aldım. Dediğim gibi keşke X-Drive bu koltuğu yollasaydı bana ama bakarım inşallah ileride öyle bir şey nasip olur. Şimdi şöyle yapalım. Ben telefonu elime alayım. Zaten altında tripod var. Onunla birlikte gideyim. Şu ışığı da arkamıza alalım. Şöyle evet. Şimdi öncelikle kutuyu şöyle açtığımızda bizi ayak kutu şeyin ayağı karşılıyor koltuğu. Açabilirsem evet açılmadı. Heh. Şu ayağı ben bir kenara almak istiyorum bayağı sağlam. Lan tabii bu arada ağır bu bayağı ağır bu kutu. O yüzden zor hareket ettirdim. Zor buraya getirdim. Şimdi parçaları tek tek çıkaralım. Ondan sonra ben kutuyu kenara alayım. Parçaları montajda geçelim. Bence öyle daha iyi olur. Gördüğünüz gibi ayak kocaman. Böyle. Bayağı da büyük yani. Gerçekten bayağı da geniş. Benim hatta diğer önceki koltuktan daha geniş ayaklara sahip. Şunu kaldırdığımızda altında zaten X-drive'ın kendi şeyleri çıkıyor. Şurada bir parça şey çıkmış demir. Ona dikkat etmek lazım. Bunu direkt alabiliyor muyuz dışarı? Hmm, tek alamıyoruz. Peki şöyle yapalım. Aslında dur alabilirim ya. Evet, silah ağır. Ha, tamam. Şu üst tarafı koltuğun baş yastığıyla birlikte bakayım yok bel yastığı mı? Yok evet baş yastığıyla birlikte şu kafa yastığı üst üst tarafı çıkarıyorum. Kenara koyuyorum şuraya. Evet. Şimdi alt tarafını çıkarıyorum. Burada zaten bir galiba kullanım kılavuzu var. Evet nasıl yerleştireceğine dair bu çok iyi. Ben internette okuduğum kadarıyla... Evet alt tarafı, alt tarafı ağır bu arada. Şöyle görebileceğiniz üzere. Fazla amelajlardan belli olmaz ama. Ben internette okuduğum kadarıyla bu... Hani içinden bir kullanım kılavuzu çıkmıyor. Nasıl kurulacağına dair evet. Ağır. Tekerle kaldırılmak için biraz fazla ağır koltuk. Altı şu an cebelleşiyor tamam. Onu koydum. Başka ne çıkıyor kutunun içinden bakalım. Şurada bir adet kutu var. Herhalde bu da vidalarını falan olduğu şeydir. Şu kutu. İçindedir. Herhalde bunun tekerlekleri falan bunun içindedir. Bunu da kenara koydum. Şimdi kutuyu, kutuyu büyük kutuyu kenara almak istiyorum şu an bunda bir işimiz kalmadı. Kutuya bakar mısın? Ne kadar büyük. Yani şöyle göstereyim ben. Hani şu yatakla şey dolap arasında sığmadı bile. Öyle söyleyebilirim. O yüzden şunu ben şöyle bir alayım. Bu bunu tekel alamayacağım. Şöyle yapalım. Ben bunu koyayım o tarafa. Ondan sonra bütün parçaları dizeyim. Tek tek bakalım ne, ne değildir diye. de Öyle daha iyi olur bence. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şu üstü şu alttaki demirler şuradaki demirler demirlere sabitleyeceğiz vidalarını sıkacağız zaten vidaları üstünde geliyor diye biliyorum Evet burada iki tane vidamız var bunları sökeceğiz alt taraftan bu arada şöyle bir şey çıktı bu nerenin parçası bilmiyorum şöyle de bir kapakların olduğu şey çıktı bir tane bundan çıktı. Başka bir tane daha olması lazım diye biliyorum ama Yoksa sıkıntı değil ya. Bizim bir sürü şey var. Tornada, tornada setim var. Ondan yardım alırım. Evet. O zaman montajını yine hemen hızlı şekilde sardırılmış olarak sizlere göstereyim. Sonra açıklayayım ne yaptım teker teker. O zaman devam edelim. Tek kişi yaptığım için tabi böyle hızlı hızlı sardırarak sonra size böyle tek tek açıklayarak anca yapabiliyorum. Başka şekilde olmuyor maalesef. Evet arkadaşlar, sonunda bitti. Kaç dakikadır uğraşıyorum bilmiyorum ama 24 dakika olarak gösteriyor. Bunu alt parçaya sabitledim. Gördüğünüz gibi sapa sağlam. İkisi bir. Ya yani çok zorlandım çünkü şöyle bir sıkıntı var. Şu demir. Bu demir önce öndeydi. Onu arkaya alamadım. Bunu söktüm. Tekrardan çıkardım. Bunu arkaya aldım. O tarafı sabitledim. Şu diğer tarafı da pek gözükmüyor. Bir dakika. Şunu tekrardan gevşettim. Sonra bunu hareket ettirdim. Bunu oturtturdum tekrardan yerine. Sonunda sıka sıka sıka. Oturdu. Evet. Koltuğun üstü hazır. Şimdi ortasını buraya takacağım. Sonra bunu şu alt koltuğa takacağım. Evet bunu terledim. Peçeteyle sildim bayağı. Çok terletiyor adamı. Bakın devam ediyoruz. Daha bitmedi. Evet arkadaşlar şimdi Böyle bir kutu var. Bunun içinde büyük ihtimalle orta parçaları var diye düşünüyorum. Tam şu aşağıya takılacak. Şu dört tane vidanın şurası, burası ve şu dörtlüye takılacak malzemeler bunun içine diye düşünüyorum. Bakalım açalım ben sonra size tek tek göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunun içinden şöyle bir aşağısını koruyacak şekilde aşağısının demirlerini bir ka kapak çıkıyor. Şöyle bir demir çıkıyor orta sisteme ait büyük ihtimalle evet orta sisteme ait Bunu da koyuyorum kenara Şöyle şu kenara bırakayım Ayaklar geliyor 5 tane ayağım var zaten şöyle 5 tane Olacak şekilde Ve son olarak da şöyle bir parça geliyor. Bu da yükseltme, alçaltma sisteminin parçası. Bunu monte edeceğiz. Daha sonrasında zaten ufaktan koltuğumuzu monte etmiş oluyoruz. Şimdi kutunun içinden şöyle bir kurulum belgesi çıktı. Şöyle tutayım. Ben bunu uygulayarak da bunu takacağım. Ve en sonunda şu büyük parçada bunu oturtacağım ve kurulum zaten ufaktan sona gelecek az kaldı bitiyor Evet arkadaşlar şimdi bu sistemi oturttum. Şu an flash açılmıyor maalesef ki telefon ısındığı için açmıyor şu anda. Şimdi şu kıl kılavuza göre ilk kısmını, ikinci kısmını, üçüncü kısmını yaptık. dördüncü kısmında şu orta parça var amortisör. Onu ve şu ayağı oturtacağım. Ondan sonra ayağı tekerle otur tutup oturtup, oturtup kurulumu bitireceğim. Bir de tabii şu yanlarına şeyler var. Plastik kapaklar var. Onları da ekleyeceğim. Onları zaten en son eklerim gösteririm. Şimdi şunu bir ayağa kaldırayım. Yani bir ayakta dursun. Ona göre bir bakalım şey yapacağım. İnşallah olacak. Evet sevgili arkadaşlar şu anda şu oturtması çok zor. Demir ayakları oturttum. Şu plastik parçayı demire koydum zaten dekoratif bir parça. Önemli değil pek. Şu amortiseri buraya oturturdum. Şu ince kısmını kalan kısmında demir üstüne oturttum. Zaten bu bir kere oturunca yani ağırlığınızı verince e, amortisör yerine oturuyormuş. Sıkıntı yok diyorlar. Bakalım. Şimdi koltuğu kaldıracağım. En son şu tahtaları takacağız ve artık ben de oturabileceğim koltuğa. Çok sol, yani kaç saat uğraşıyorum gerçekten. Biraz zor oldu diyebilirim. Bakalım. Şimdi kaldıracağım koltuğu. Şu tahtalı e, plastikleri takacağız. Ondan sonra bitecek. Yani montaj bitmiş olacak. Evet arkadaşlar şimdi koltuğu kaldırdım. Şuradaki yerlere şu plastikleri takacağım. İkisi yalnız farklı boyda. Biri daha kalın. Daha kalın olan buraya gelecek. Daha ince olan taraf daha ince olan da diğer tarafa gidecek bu arada. Ufak bir pul düştü. Onu da alayım. Evet ben bunu taktıktan sonra artık göstereyim size son halini ve en sonunda artık koltuk hakkındaki düşüncelerimi belirttiğim son kısma geliriz. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Normalde bu kadar karanlık çıkmıyordu ama Bilmiyorum. Şu anda kameraya karanlık gözüküyor. Evet. Şimdi şunu bu bir plastik. Bunu taktım. Şurada plastik var. Koruyucu plastik. Onu da taktım. Sonra şunu taktım. Yine koruyucu plastiğini taktım. Ve son olarak da yine bunu ve bu parçayı bunları da takmış bulunmaktayım. Ve son olarak da yastığı da geçirdim. Yani biraz sert bir yastık bana göre ama olsun yine de hiç yoktan iyidir. O zaman artık şununla bunun da değiştirip bunu kapanışımızı yapabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu uzun ve yorucu koltuk montajının sonuna gelmiş bulunmaktayım. Şu anda benim için gerçekten yorucu oldu. Çünkü neden? Tek kişi yapıyorum. Tek kişi olmasam evet iki kişi olsa çok daha kolay ya iyi yapılıyor bu. Ama tek kişi olduğu zaman gerçekten çok zorlanıyor. Çok zorlandım. Ter içinde kaldım zaten. Ne saç ne baş kaldı. Terle deme mahvoldum yani. Ama sonunda topladım ya. Böyle işte koltuk. Bak tam kafa yastığı da var. Hatta şöyle kafa yastığı tam kafaya koyarsak. Ama tam kafaya koyarsam çok şey yapıyor. Bak böyle mesela daha güzel. Falan böyle hani. O eski yastığımı da şeyin altı arkasına koydum. Şöyle buraya koydum. <laughs> Boşa gitmedi yani o da. Bence şu an oh gayet iyi oldu ya. Vallahi bu koltuk bir de ona nazaran çok daha yükseğe çıkıyor. Bakın en düşük ayarı şu. Hı. En düşük ayarı bu. Şimdi bu biraz alçak. Orasını söyleyeyim. Bunun neredeyse aynı. Bu bir tık daha yüksek. En yüksek seviyesine getiriyorum. Bir dakika. En yüksek seviyesi de bu. Ama bu fazla yüksek bence. Yani benim ayaklarım hani tam yere değiyor şu anda. Ki bu tamam eyvallah hani şey açısından çok iyi. Konfor açısından. Yani neden? Çünkü yüksekte olursa bacaklar uyuşmaz böylece ama çok yüksekte olmasını tercih etmiyorum. Çünkü çok böyle sanki hani ayaklarım yerden kesiliyormuş gibi hissediyorum. Bir tek o yüzden aşağı çekeceğim. Çok aşağı çektim. Tamam. Böyle iyi ya. Böyle ha. Yani böyle tamam kontrol edebiliyorum rahatça. İleri geri sağ sol işte nereye gideceksem artık. Hem de boy olarak rahat yani konfor olarak çok rahat. Koltuk zaten rahat. Tek sıkıntısı yeni geldiği için tabii şimdi herhalde siparişe göre üretiyorlar. Yeni üretim koltuk yani kokusundan bile direkt böyle kafa yapıyor. Suni derim. Onun dışında şöyle geriye doğru yatırma ayarı var böyle yatabiliyorsunuz. Oh. Böyle geriye doğru yatabiliyorsunuz. Böyle isterseniz oh yat. Şey mi oldu? Yat abi şöyle ee, Böyle Hatta şunu da şöyle aşağı indirirsek şu Kolu heh. Döneceğim şöyle Koçarlım ben gidiyorum Tabi bir yerden sonra koltuk devriliyor gibi oluyor o yüzden güvenemiyorum pek Böyle yani bu koltukta tabi ama en sağlıklısı en dikte tabii ki olması Bu çok dik şöyle Bir tık yatırdığınız zaman Heh, şu an gayet güzel. Yani şöyle işte. Heh. Kendinize göre istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani koltuk o yüzden çok konforlu. Bu kolları yukarı ve aşağı inebiliyor, çıkabiliyor. Şöyle göstereyim mesela. Şöyle, böyle. indir kaldı, İstediğin gibi ayarla. Ayrıca şöyle çevirebiliyorsun. Böyle dışarıda da çevrilebiliyor. Yani bu hem şey açısından çok güzel. Yani yükseklik ayarlaması olması hem senin açından çok güzel. Atıyorum ben gitar çalıyorum. Bu koltukta çalamıyorum. Çünkü bunun kolları sabit. inmiyor aşağı ve gitarı koyamıyorum kucağıma. O yüzden de çalamıyorum. Ama mesela bunda indiririm aşağı. Neredeyse yok ki. Burada çal yani gitarı. Çok kolay. O yüzden o açıdan da çok güzel. Böyle çevrilmesi de hani bak şöyle mesela. Içe doğru, ben şu an içe doğru çevrik. İkisi de şöyle. Böyle mesela bak. Koyuyorsun. Mesela bak bu düz olup bu şey yamuk olduğu zaman bana daha rahat oluyor gibi. Bunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yükseklik, yüksek alçaltma zaten söyledim. Dediğim gibi koltuğun montajı tek kişi çok zor. Onu, onu size söyleyeyim tekrardan. Ama yani sonunda başardım ve oturuyorum. Çok şükür. Yani buna da şükür. Koltuk parasını hak ediyor kesinlikle. Çok kaliteli. Yani yumuşak. Özellikle oturduğum yer olsun. Hani vücudumu tam olarak kavrıyor. Bazıları işte yok şeyin dar falan demişler. Yok gayet iyi. Hani çok zaten ben geniş olması istemem. Beni böyle sarsın hani güzelce böyle çok konfor versin bana istiyorum. Ki bu da o tarz bir koltuk. Ama eğer siz geniş yapılıyorsanız şu yan kısmı yukarı doğru olduğu için size sıkıntı çıkarır. Çıkarabilir haberiniz olsun. Onun dışında ama koltuk gayet iyi. Bana oldu ben. 1.80, 2.83 falanım. Kilomda 70. Çok da güzel oturduk yani. Oh. Artık biz de konforu erdik yani sonunda. Eski böyle gıcırdayan koltuktan bak. Nereden de gıcırdama? Oo, bak sıfır sıfır ses. Sıfır işte bu ya. Onda bir şey yapıyorsun lan setim. Gıcır 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 gıcır. Allah dedim belanı vermesin senin ya. Bir de yağlamayla uğraşamazdım. Bunu. Oh. Vallahi iy iyisine geçmek en iyisi yani. Size de tavsiyem eğer alacaksanız ki. Hakikaten paranızı biriktirin. Ve bu tarz bir şey alın tavsiyem. Ee, umarım montajda açıklayıcı olmuştu. Şöyle göstereyim zaten size montaj adımlarını tek tek. Şimdi önce diyor ki tekrar şey yapıyorum. Koltuğun aşağısını ters çevirin diyor. Şöyle göstereyim ya. Şu adım. Koltuğun aşağısını ters çevirin ve bu yükseltme alçaltma şeyini, sistemini takın diyor. Onu taktık zaten. Ben bu şeyin olduğu tarafa taktım bu arada geriye yatırma kaldırma kolunun olduğu yere taktım. Yükseltme kolunu o tarafa doğru dönük haberiniz olsun. Siz değer yapacaksınız o tarafa doğru yapın. Zaten vidaları üstünde. Bu altında işte şu arka yanlarında üstünde vidaları var. Bunları takarken bu mekanizmaları o üstündeki vidaları çıkarıp pullarıyla birlikte onları takıyorsunuz haberiniz olsun. İkinci olarak Üstte oturtun demiş. Ben ilk üstte oturttum sonra şu altı taktım fark etmez. Şu şeye dikkat edin bu arada. Bir tanesi sabit. Şu indirme kaldırma kolunun olduğu yerdeki sabit. Şu hareket ediyor. Bu hareket edin önce arkaya alın. Sonra buradan sabitleyin. Sonrasında bunu getirip oturtun. Benim şöyle yaptığım gibi zaten size kısım kısım göstermişimdir. Onun dışında bu iki kısım hazır diyor. Oturma ve sırt kısmı hazır. Üçüncü kısımda da şimdi tekerleklerde şöyle bir sıkıntı var. Ee, çok zorlamanız gerekiyor. Yani Bastırıyorsunuz ilk başta olmuyor. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Bastırıyorsun. Şöyle şey döndüre döndür. Şöyle bak. Şu. Hani şöyle şöyle bastı limon sıkar gibi. Evet, limon sıkar gibi. Çok güzel bir tar şey oldu. Benzetme oldu. Limon sıkar gibi. Böyle 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 ot yavaş oturuyor, oturuyor, oturuyor. En son zaten dibine kadar iniyor. Bazıları tam dibine inmedi. Yani çok az boşluk kaldı ama dedim herhalde oturunca dengelenir. Şu an oturunca dengelenmiştir. Sonuçta 70 kilo adamız yani 70 kilo ağırlık gidiyor onlara tekerleklerin her biri 70 bölü 5'ten 14 kilo ağırlık gidiyor. Benim elimin uyguladığı kuvvetten daha fazla. Sonra şu aradaki amortisörü kalın olan ucunu aşağı tekerleklerin olduğu kısma tabi bunu takmadan önce de o ben size gösterdiğim daha önceki kısımda o şeyi takarsanız daha güzel olur. Dekoratif gri olan böyle gri parlak olan zımbırtıyı takarsanız daha güzel gözükür. Ondan sonra ince olan kısmı da şu koltuğun oturma kısmının altına koyacaksınız. Bu yükseltme alçaltma yerinde şey var. O, orada bir tane delik var. Oraya koyuyorsunuz. Zaten üstünde böyle bir kırmızı bir şey var. O buradan bastırdığınızda yükselip alçalmasını ona şey yapıyor. Hani diyor ki amortisöre sen kardeş yüksek, yüksel alçal ona göre kendini ayarla diyor. Zaten bu adımları da yaptıktan sonra şimdi şey diye düşüneceksiniz. İşte biz buna kurduk böyle direkt taktık bu kadar mı? Evet bu kadar. Siz bir kere oturduğunuzda zaten o kendi sıkışacağı için bir daha çık çıkma gibi bir şey olmuyor. Durum olmuyor yani. Hani onu öyle olacağını düşünmeyin. Bunları birleştirin. Sonra bir güzel oturun. Şöyle bunu yükseltin. Alçaltın şunu geri ileri yapın. Hani bir mekanizma alışsın. Mesela hani böyle yapın. Böyle kaldırın. Koyun falan. Mesela bak bu çat ediyor bende. Niye ediyor bilmiyorum. İyice, kal kaldır, İyice kaldırmadığım için ediyor olabilir. Aynen. Hani bunları işte yapın yani iyice kaldırmadan tabii şey yaparsanız mesela geriye doğru gitmeye çalışırsanız çat diye ses çıkarıyor mesela bak. Olmadı bu sefer ama deminden olmuştu. Heh, mesela bak şimdi olduğu gibi. Evet. X-Drive 15 15'ti. Oyuncu koltuğunun kutu açılışı, parçaların incelenmesi ve montajı bu şekildeydi. Koltuk hakkındaki görüşlerim gerçekten güzel. Tekrardan toparlamam gerekirse. Size tavsiye ederim. Eğer bütçeniz varsa ve siz de benim gibi Bilgisayar başında saatlerinizi harcıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada bunun kolları da yumuşak. Bununki gibi sert değil. Sünger. O yüzden mesela bak ben böyle koyduğumda benim bunda dirseklerim acıyordu. Şu şey hep yara oluyordu. Koyduğumda bir, belli bir süre sonra ağrı yapıyordu. Bunun ama mesela koyuyorsun sünger olduğu için sert sünger ama sünger. Sünger olduğu için öyle bir ağrı söz konusu olmaz uzun saatler boyunca kullandığınızda. Bu da koltuğun başka bir artısı zaten bundan kat kat daha iyi. Bu ofis koltuğu bu normal oyuncu koltuğu. Yani uzun saat bilgisayar başında kalan kişilerin konforu düşünülerek tasarlanmış bir koltuk. Zaten bildiğim kadarıyla X-Drive'da baktığımda yerli mal olduğu için kutusunun üstünde zaten Türk ibaresi mevcut. Yani bizim bu kendim kendi ülkemizde üretilen malları daha böyle kullanım açısından hani artırılması için o tarz bir kuruluş var. Onun zaten logosu var üstünde. Hani oradan da ben zaten Türk bir şirket olduğunu anladım yani X-Drive'ın. Ama yurt dışında tab tabii dünyaya açılacağın için global bir isim koyman önemli. Neyse fazla boş yapmak istemiyorum. Bugünlük bu videodan bu kadar diyelim. Bu, bu inceleme videosundan bu kadar diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi size ürünün montaj kısmından, zor kısmından anlattım. Bu arada şunu da unutuyordum. Şu yan plastik kapakları da oturtması gerçekten zor. Oturtuyorsunuz. Bir de zaten ufacık yani fazla böyle şey yok. Bastırarak o plastiği eğerek sıkmanız gerekiyor. Yoksa sıkılmıyor bir de. Haberiniz olsun. Zaten kutunun içinde bu genel olarak işte bu altı şu amortisör bu alta şu demirleri de şu arkaya monte etmek için büyük ve bu plastik kapakları takmak için bir tane küçük alyan yollanıyor. Bunlar da ekstra oldu yani. Her evde olması gereken şeyler olduğu için bizim evde olmadığı için güzel bir artı oldu. Evet kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Bunda pek fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Yani uzun süreli işte kullanımda falan dememe gerek yok. Zaten bu koltuk aldığınızda evladilik yani uzun yıllar boyunca kullanmanız için tasarlanmış bir şey. O yüzden bundan önce bir kulaklık videosu geldi. Ondaki böyle işte şu kadar zaman sonra şu olacak falan da hani şunu şu şekilde paylaşacağım diye paylaşmayacağım. Haberiniz olsun. Yani bu kadar zaten ya. Bu işte. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu da beğenelim. kanala abone olmayı unutmayın. Burayı hızlı söylediğim için düzgün çıkmıyordu ama bu sefer çıktı Bay bay.